Herkese merhabalar. Bu videoda uzaya ulaşmak için kullandığımız roket teknolojisi üzerinde bir devrim yapmaya çalışan SpaceX'in Starship yani yıldız gemisi uzay aracını inceleyeceğiz. Bu roket Elon Musk'ın iddiasına göre tamamlandığında diğer tüm roketleri eskimiş hale getirecek. SpaceX, yıldız gemisinin üretimini tamamladığında şimdiye kadar oluşturulmuş en güçlü roket olacağını söylüyor. Starship uzay mekiği eğer amacına ulaşabilirse düşük dünya yörüngesine tam 100 tonluk yük taşıyabilecek. Bu SpaceX'in aktif kullanımda olan en güçlü ticari roket olan Falcon Heavy roketinin neredeyse iki katıdır. Ayrıca Starship'in diğer roketlerden ayrılan bir özelliği daha var. Peki nedir bu özellik? Starship roketi ilk kez tamamen yeniden kullanılabilir fırlatma sistemi olacak. Elon Musk yeniden kullanılabilirliğin roket fırlatma maliyetini azaltmak için oldukça etkili olacağı konusunda kararlıdır. Olası 6 farklı türle SpaceX tarafından tasarlanan yeniden kullanılabilir Starship roketi şimdiye kadar yapılmış en karmaşık insan ürünlerinden birisi ve Amerikan uzay mekiğinin halefi olabilir. Starship'in 2023'te ilk lansmanını yapması planlanıyor. Starship'i modellemek için yapılmış bir uçak olan Starhopper şimdiden birkaç başarılı test uçuşu yaptı. Starhopper'ın 27 Ağustos 2019'daki testi maksimum 150 metre yüksekliğe ulaştı ve sorunsuz bir şekilde otonom olarak yere indi. Şu anlık yapılan deneylere göre havada çok yükseğe çıkmadan 1 dakikalık test uzaya fırlayan ve dünya çevresinde bir yörüngeye giren bir araca kıyasla pek umut verici görünmüyor. Ancak Starhopper, Starship uzay aracı için çok kritik bir aşama. Starhopper, Starship'in kalkış ve iniş doğruluğunu test etmenin ve farklı koşulların uzay aracı üzerindeki etkilerini incelemenin çok iyi bir yoludur. Starship, dünya yörüngesine 100 metrik tondan daha fazla taşıma kapasitesine sahip, şimdiye kadar geliştirilen dünyanın en güçlü fırlatma aracı olacak. Peki bu yıldız gemisi ne yapabilir ve kaç farklı türde üretilecek? Biraz bu konu üzerinde duralım. 6 farklı varyant göz önünde bulundurularak tasarlanan Starship, uzayda yapılabilecek her şeyi pratik olarak yapabilir. Şu an öngörülen 6 farklı tasarım var. 1. Mürettebat tasarımı. Birinci tasarım uzaya çıkacak mürettebat içindir. Crew Starship adından da anlaşılacağı gibi insan mürettebat üyelerini taşımak üzere tasarlanacak. SpaceX, Starship'in bittikten sonra aynı anda maksimum 100 kişiyi taşıyabileceğini öngörüyor. 2. Tanker tasarımı. Tanker yıldız gemisi tamamen dünyanın yörüngesindeki diğer uzay araçlarına yakıt ikmali yapmak için tasarlanmıştır. Yakıt ikmali tamamlandıktan sonra sadece yörüngeden sapacak ve dünyaya inmek için atmosfere geri inecektir. 3. Kargo tasarımı. Kargo Starship'in amacı uyduları ve diğer ürünleri uzaya ulaştırmaktır. Bir uyduyu konuşlandırmak için açılan büyük bir kapısı ve bir ikmal görevinde Uluslararası Uzay İstasyonu ile yanaşmak için bir yanaşma portu olacak. Yaklaşık 1000 metreküp kargo taşıyabileceği söyleniyor. 4. Tek yönlü yıldız gemisi tasarımı. Büyük olasılıkla tüm tasarımlardan en az yaygın olanı tek yönlü yıldız gemisi ismine sadık kalıyor ve sadece bir yöne gidiyor. Bu da onu dünyaya dönmeyen tek varyantlardan biri yapıyor. Tek yönlü yıldız gemisi öncelikli olarak yükleri dış güneş sistemine enjekte etmek için kullanılacak ve diğer yıldız gemilerinin aksine bu Starship modeli tek yönlü görevler için düşünülüyor. 5. Ay yıldız gemisi tasarımı. Ay yıldız gemisi NASA'nın Artemis programı için 2024'te kullanıma girebilir.
tek yönlü yıldız gemisine benzer bir şekilde Ay yıldız gemisi gerektiğinde düşük dünya yörüngesine dönmesi amaçlansa da dünyaya dönmek için tasarlanmamıştır. 6. Dünya yıldız gemisi tasarımı. Başarılı bir şekilde seri üretilirse Earth Starship bazı hava yollarını saf dışı bırakabilir. SpaceX, Starship'in dünya versiyonunun yolculara herhangi bir büyük metropol bölgesinden diğerine bir saatten kısa bir sürede ve çoğu uzun mesafeli uçuşu yalnızca 30 dakika sürecek şekilde kısa sürede yapabileceğini iddia ediyor. Şu anda ticari uçakların Londra'dan Sydney'e uçması yaklaşık 21,5 saat sürüyor ve Starship aynı yolculuğu sadece 50 dakikada yapmak için önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlayacak. Starship'in bir yolcu versiyonu, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan %9 daha büyük bir miktar olan 1000 metreküplük bir kabinde en az 100 yolcu taşıyacak. Bu güçlü roket, potansiyel olarak dünya üzerindeki herhangi iki noktadan 60 dakika veya daha kısa sürede hipersonik ulaşımı mümkün kılabilir. Alçak dünya yörüngesinin ötesindeki görevler için bir tanker çeşidi gerekli olacak. Bu da uyduların ve uzay araçlarının Ay, Mars ve ötesine ulaşmasını ve onarımını mümkün kılacak. Görevlerin maliyetini önemli ölçüde düşürme potansiyeline sahip olan Starship'in ilk çıkışı, uzay uçuşunda yeni bir çağın habercisi olabilir. Oldukça alışılmadık bir şekilde Starship'in paslanmaz çelik bir dış cepheye sahip olması planlanıyor. Diğer roketlerin çoğuna benzemesi de paslanmaz çelik, SpaceX'in başlangıçta planladığı normal karbon fiberden çok daha ucuzdur ve bu da daha fazla Starship üretimi için adeta biçilmiş kaftandır. Ek olarak Elon Musk, yüksek sıcaklıklarda paslanmaz çeliğin karbon kompozitlerden daha iyi dayandığını iddia ediyor. Bunun yanında Starship'in yeniden kullanılabileceğini söylemişti. Elon Musk, her bir dünya Starship modelini günde 3 kez fırlatmayı planladığını söylüyor. Musk ayrıca gelecekte Starship'in geliştirildiği Texas'taki SpaceX fabrikasının her 72 saatte bir Starship üretebileceğini iddia ediyor. Lansman sırasında Starship süper ağır birinci aşama hızlandırıcısına bağlanacak. Super Heavy güçlendiricisi Starship'in havaya çıkması için ilk itişi sağlayacak. Yaklaşık 2 dakika sonra güçlendirici yere düşecek ve otonom olarak fırlatma platformuna inecektir. İlk aşama tamamlandıktan sonra Starship uyduları yerleştirmek veya Ay'a, Mars'a ya da daha ötesine gitmek gibi rutin işlevlerini yerine getirebileceği dünya çevresindeki bir park yörüngesine girmek için güçlü Raptor motorlarına güvenecek. SpaceX iddialarını gerçekleştirebilirse eğer Starship uzay yolculuğu ve hizmetinde gerçekten dikkate değer bir ilerleme olacaktır. Bu gelişmenin getireceği yeniliklere farklı bir bakış açısından bakalım. Computer Science Summer Institute'un paylaştığı bilgilere göre dünya yörüngesinde 760 bin parça uzay çöpü bulunduğu tahmin ediliyor. Eğer gerekli adımlar atılırsa SpaceX'in Starship roket sistemi bu çöplerin toplanması için kullanılabilir. SpaceX'in 2020 yılında önemli adımlar attığını da belirtmek istiyorum. Şu ana kadar dünya yörüngesine yaklaşık 900 adet uydu gönderen SpaceX'in 820 tane aktif uydusu bulunuyor. 48 yaşındaki teknoloji milyarderi Elon Musk, insanlığın olası herhangi bir kitlesel yok oluş olayından kurtulmasını sağlamak için Mars'ı kolonileştirmenin çok önemli olduğuna inanıyor. Mars'a gidecek uzay aracı inşa etmenin ötesinde Elon Musk, nükleer silahlar patlatarak Mars gezegenini dünyalaştırma dahil Mars'ı insanlar için daha yaşanabilir kılmak için aşırı yöntemleri de savunuyor. Elon Musk geçtiğimiz yıllarda hedef 2060'a kadar Mars'ta 1 milyon kişinin yaşayabileceği bir üs inşa etmek. SpaceX uzay aracının 225 milyon kilometre uzaklıktaki Mars'a iner inmez yapacağı ilk şey ise dönüş için yakıt üretmek üzere bir enerji santrali kurmak demişti.
düşük maliyetlerle üretilebilecek olması, devasa itici gücü ve tekrar kullanılabilme özelliğiyle öne çıkan Starship için harcanan yoğun mesai, bakalım gelecek yıllarda bizleri gezegenler arası yolculuğa daha kolay ulaştırabilecek mi? Bekleyip göreceğiz. Son olarak videoyu beğendiyseniz ve bunun gibi yeni videoların gelmesini istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın.